zafer. Bugün Fenerbahçe'nin Cagliari'den karşısına katmış olduğu Joao Pedro'ya bakacağız. Joao Pedro 9 Mart 1992 yılında Brezilya'da dünyaya gelen futbol eğitimini ise ülkesinin önemli kulüplerinden Atletico Mineiro'da alıyor. 2009 yılında 17 Dünya Kupası'nda Neymar, Alisson, Coutinho ve Casemiro ile birlikte takımın önemli parçalarından biri oluyor Pedro. Ve 19 yaşında Palermo tarafından keşfedilip Avrupa'nın yolunu tutuyor. Burada kendini gösteremeyen Pedro, asıl onun saha yansıtacağı takım olan Pagliari'ye 2014 yılında transfer oluyor. Ve burada geçirdiği 8 yılın ardından kaptanlığa kadar yükseliyor. Ayrıca Pedro Cagliari Cagliari formasıyla özellikle son 3 sezondaki oyunuyla ligin en iyi forvetlerinden biri oluyor. Geçtiğimiz Mart ayında da İtalya bir takım formasını terletiyor. Pedro hakkında şöyle bir öğrentiz açmak istiyorum. Serie A'da en çok gol atan 3. Brezilya olma başarısı göstermiş bir isim. Peki geçtiğimiz sezon Pedro ne yaptı? Cevap Pedro geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 39 maça çıkarken 13 gol 4 asist gibi skor katkısı yaptı. Sahada 3444 dakika kalan oyuncu istikrarlı bir isim. 3-5-2'de ön ikilden biri olurken 4-2-3-1'de 10 numara pozisyonunda 4 4 2de de ileri hücum hattında Kaleri formasıyla şans buldu. Son 3 sene de çift tanelere ulaşan takımının en büyük hücum silahlarından biri haline geldik. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde en fazla faal olan isimlerin başında geliyordu. Kaleri'de en çok top kaybeden isim Pedro'ymuş. Bunun takımın inisiyatif alan, topta oynamak isteyen, oyunun merkez olmasıyla açıklayabilirim. Serie A'da en çok top kaybeden 4. oyuncuymuş ayrıca. Kaleri geride bekleyip daha çok kontrolle skor yapmaya çalışan bir takımda ve böyle bir takımda çift tanelere ulaşan Pedro topun hakimiyetini alan hücum planları daha ağır basan bir Fenerbahçe'de ne yapar? Heyecan verici gerçekten. Top rakipteyken basan, top takımdayken ise çok rahat skora giden bir isim. Kuvvetli, dengeli, oyun zekası yüksek bir isim Pedro. O yüzden Fenerbahçe'nin hücum planlarında önemli bir isim olacaktır. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Derya'da en çok şut çeken 4. forveti ve ayrıca başarılı driplikte bulunan 2. forvet olma gibi istatistiklerde ulaşmış Pedro. Peki Joao Pedro nasıl bir futbolcu? 2018 yılında adı doping skandalında kalışan futbolcu kullandığı idrar sökücü ilaçta bulunan yasaklı maddeyi bilmeden kullandığı için 6 ay futboldan men cezası alıyor. Ondan sonra daha güçlü Pedro olarak geri gelen oyuncunun kariyeri çıkışa geçiyor. Tabiri caizse prime dönemine ulaşıyor. 9.5 numara, ikinci forvet, ikinci santrafor, forvet arkası ya da yardımcı forvet olarak değerlendirilebilecek isim net bir santrafor değil kesinlikle. Ancak kaleye yakın olduğunda daha etkili ve rahat. Kaleye yakın oynamayı seviyor ama birinci ve ikinci bölgeye top almak için gelen takımın ileriye yerleşmesi için oyun kurulumunda da etkili bir isim. Oyun zekası yüksek, pozisyon bilgisi, oyun bilgisi iyi seviyede gerçekten. Güçlü, kili mücadelede başarılı, top tekniği ve şut tekniği kaliteli bir isim. Bencil değil ancak şutu düşünen bir oyuncu. Sırtı dönük oyunda fena değil ancak yüzü kaleye dönük olunca daha tehlikeli. Güçlü fiziği ve sezgileriyle hava toplarında da etkili bir isim. Ceza sahası içi dışı fark etmez. Yerden, havadan mükemmel bir vücut becerisi var gerçekten. Duran top becerisi de hiç fena değil. Korner, penaltı ve firkikleri kullanma konusunda standartın oldukça ötesinde bir kaliteye sahip. Temaslı oyunda da hiç fena değil ancak pozisyon olmayı daha daha çok beceriyor oyuncu. Oyuncunun öyle ciddi bir sakatlığı yok. Kolay kolay maç kaçırmıyor. Ancak çok faal aldığı gibi çok basit faallerde yapabiliyor ve kart görebiliyor maalesef. İdeal rolü sol forvet diyebilirim. Sola yakın oynarsa daha etkili oluyor. Pivot santrafor ile daha efektif kullanılabilir. Ancak kanat forvetlerde de hücum planında santrafor olarak da kullanılabilir. Oyunu geç olgunlaşan, prime döneminde olan farklı rollerde kullanılabilecek oyun bilgisi ve becerisine sahip bir hücumlu oyuncusu Pedro. Peki Fenerbahçe'de ne yapar? Fenerbahçe'nin bu sezon geniş bir kadrosu var. Bu geniş kadroda farklı oyun planları tercih edecektir Soca. Hoca. Joe Pedro 4-2-3 bölüde 10, poz numara pozisyonda değerlendirilebilir. Yine 4-3-3'te sol kanatta değerlendirilebilir. 4-4-2'de ileri hücum hattında kullanılabilir. Savunma arasında koşulları şut becerisiyle hücuma verimlilik atacaktır. Oyunu geride kabul edip bulduğu az sayıda hücum fırsatını çift taneleri çıkarabilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Fenerbahçe gibi oyunu ve topun hakimiyetini almak için oynayan bir takımda Emre, Lincoln, Arda gibi alda atlayan efektif yeteneklerle Pedro oyununu çok rahat sahaya yansıtacaktır. Onun tek vuruşları, güçlü ve hırslı oyunu rakip savunmalara çok fazla sorun yaratacaktır kesinlikle ligimizde. Cesu Hoca statiklik istemiyor. O yüzden birden fazla bölgede görev alabilecek oyun bilgisi yüksek bir isim Joao Pedro. Tecrübeli bir isim. Bu konuda tecrübeli bir isim kadroya katılmış gibi duruyor. Joao Pedro transferi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bana vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.